Aziz Türk milleti, bu yerden bir memlekette cereyan eden ve milleti süratle korkunç bohranlara sürükleyen hadiseleri biliyorsunuz. Bu gidişin memleketi kanlı bir kardeş kavgasına da götürmekte olduğunu her aklı başında vatandaş için takdir ettiğini tahmin. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişe son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. 27 Mayıs'ın lideri Orgeneral Cemal Gürsel'in radyodan yaptığı bu konuşma yeni bir dönemin açıldığını duyuruyordu. Demokrat Parti karşıtı kesimlerin sokağa taşan sevincine Mülkiye de ortak oldu. Gösterilerde en öndeki bayrağı Mülkiyeli Yavuz Gökmen taşıyordu. Siyasal Bilgiler Fakültesi hem askeri yönetimin anayasa komisyonuna üye verdi, hem kendi içinde kurduğu bir komisyonla anayasa hazırlıklarına damgasını vurdu. Tarihin garip cilvesi. Yassıada'da Hasan Polatkan, Hayrettin Erkmen, Fethi Çelikbaş, Rıfkı Salim Burçak, Emin Kalafat gibi mülkiyeliler yargılanırken, Milli Birlik Hükümeti'nde de Fehmi Yavuz, Ekrem Alican, Şefik İnan, Cihat İren, Cahit Talas gibi mülkiyeli bakanlar görev yapıyordu. Okulun koridorlarında lacivert takım elbisenin moda olduğu yıllardı. Öyle partiler üstü dönemlerde değerli insanlar aranır ya şeye gelsin diye yönetime. Bir arkadaşımız o dönemlerde biraz daha fazla heyecanlanırdı. Biz de bir albay geldi seni geçen gün aradı falan dedik. O da lacilerini giyip birkaç gün koridorda dolaştı ama olmadı, gelmedi albay. Ancak bu balayı uzun sürmedi. 27 Mayıs'ı yapan askerler kendi içinde anlaşmazlığa düşüp tasfiyeye girişince ihbar furyası başladı. Ve 1960 Ekim'inde 147 öğretim üyesi, reform düşmanı, tembel veya yeteneksiz olduğu gerekçesiyle üniversiteden atıldı. Tarihe 147'ler olarak geçen bu grubun içinde Mülkiye'den de aralarında Yavuz Aba'dan, Aziz Köklü, Fadıl Hakkı Sur gibi profesörlerin de bulunduğu 8 isim vardı. O sırada anayasa çalışmaları vardı Mülkiye'de. Oraya Milli Birlik'ten de üyeler geliyordu. Oraya gelen üyelere sorduk, hemen etrafını çevirdik. Nasıl oluyor bu kadar kimse, ne atıldı, niçin atıldı, sebep ne? Milli Birlik Komitesi'nin üyesi dedi ki, niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Dedi, biz dedi, kendimiz bunları tanımayız dedi. Sizin arkadaşlarınız, sizin meslektaşlarınız söyledi dedi. Biz de dedi, işte o sırada ne varsa sigara paketi, şu bu filan, onlara notlar aldık dedi. Sonra aldığımız notları birleştirdik dedi. 27 Mayıs'ta tabii Mülkiye fazla özdeşleşti yani. Fakat sonrasında aslında en çok zarar gören Mülkiye oldu. Yani 27 Mayıs'ın da bir nevi revanşı mı diyelim, ne derseniz deyin. Ondan sonraki dönemde en büyük sıkıntıyı, en büyük darbeyi Mülkiye yedi. ...1961 yazında yapılan referandumla anayasa kabul edildi. Özgür bir toplumun ve özerk bir üniversitenin önü açıldı. Şimdi Mülkiye hocaları, döneme damgasını vuran Doğan Avcıoğlu'nun Yön dergisi başta olmak üzere her mecrada yeni anayasayla gelen yeni fikirleri, planlı kalkınmayı, toprak reformunu, ekonomide devletçiliği, dış politikada bağımsızlığı, sosyal adaleti savunmaya girişeceklerdi. Sadece dünyada değil, Türkiye'de ve Mülkiye'de de solun tırmanış yılları başlıyordu. Türkiye İşçi Partisi meydanlara çıkmış ve Mülkiyeliler Sadun Aren hocalarını bu kez farklı bir kürsüde görmüşlerdi. Benim o sol hareketin içinde olmamın bizim fakültedeki bazı arkadaşların solcu olmasına, PKP'ye falan tesir yapmış olabilir. Mülkiye genel olarak solcuydu. Fakat 1960'tan sonra demokrasiyle işte daha düşünce özgürlüğünün sınırlarının genişlemesi, daha farklı fikirlerin ortaya atılması, Marksizmin yaygınlaşmasıyla birlikte fikir kulübü içinde giderek daha sol gruplar duruma sahip çıkmaya başladı.
Mülkiye'nin solcu hocalarının bir kısmı CHP'de ortanın solu çizgisiyle yıldızı parlayan Bülent Ecevit'i siyasete hazırlıyordu. Ecevit'in genel sekreter seçildiği 1966 kurultay zaferinin altında Mülkiye Cuntası denilen bu grubun imzası vardı. Cunta, Profesör Turan Güneş'in etrafında toplanan Haluk Ülman, Besim Üstünel, Ahmet Naki Yüceköklü, hukuktan Mülkiye'ye asistan olarak gelen Deniz Baykal'dan oluşuyordu. Ortanın solu hemen Mülkiye öğrencileri arasında yankı buldu. Bizim ortanın solu hareketi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir anlamda yön hareketiyle bütünleşmiş bir gençlik hareketiydi. Onun için klasik bir ortanın solu politikası yerine daha bir anti-emperyalist temelde farklı bir Ankara boyutunda da çizgi politika izlendi. Fikir Kulübü 1965'te TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ı Vietnam'ı anlatmak üzere Mülkiye'ye davet etti. Okula sağcıların ilk saldırısı da bu konuşma sırasında oldu. O saldırıda Mülkiye'nin her görüşten öğrencisi örnek bir dayanışma sergiledi. Mehmet Ali Aybar geldiği sırada biz tam bir protestoya hazırlanırken bu sırada dışarıdan tamamen bizim kontrolümüzün ve bilgimizin dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi bir saldırıya maruz kaldı. Sağ bir saldırı. Mehmet Ali Aybar daha konuşmaya başlamadan camların şangırtıları konuşmaya başladı. Yan taraftaki hukuk fakültesinden çoğunluğu olduğu anlaşılan sağcılar içeriye böyle yumruk büyüklüğünde taşlar atarak camları kırdılar. Konferans salonu yerinin altındadır. Yukarıdan böyle kafamıza taş yağıyor. Taş ve cam parçası yağıyor. Başka fakültelerden gelmişlerdi. Bu durumda biz hemen tepkimizden vazgeçtik. Ve kendi arkadaşlarımızdan bir araya geldik. Sağcısıyla, solcusuyla ya da hangi kulübün üyesi olursa olsun bütün Mülkiye'li öğrenciler okula saldıranlara karşı birlikte mücadele verdiler. Karşı saldırıda bulundular. Solcu olarak nam yapan Mülkiye'de sağcı öğrenciler azınlıktaydı. Ama hemen hepsi de sonraki yıllarda siyaset hayatına damgalarını vuracak isimlerdi. İdam edilen Başbakan Adnan Menderes'in İsviçre'de siyasal bilimler okuyan oğlu Mutlu Menderes, bursu kesilince gelip Mülkiye'de okumaya başladı. Mezun olduktan hemen sonra evleneceği Mülkiye'li eşi Münevver'in aktardığına göre, o dönemde okulda 27 Mayıs'ın etkisi o kadar yoğundu ki, babasını 2 yıl önce dar ağacında kaybetmiş Mutlu'ya, sözlü sınavda idam cezası ve 27 Mayıs'ın nedenleri soruldu. Mutlu cevap vermeyince sınıfta kaldı. Onun gelişi daha değişik bir hava yaratmıştı o zaman. Çünkü ister istemez selam sabah başladı, sohbet başladı falan. O zaman daha bir yumuşamaya başlıyor insanın geçmişe bakışı falan. Oysa biz çok katıydık 27 Mayıs konusunda. 27 Mayıs'ın kesin haklılığını savunurduk ve demokratların da çok büyük demokrasi düşmanı olduğunu ve Türkiye'yi işte satmaya çalıştıklarını falan. Yani böylesine duvarlar oluşmuştu taraflar arasında. Duvar giderek yükseliyordu. 1966'da Mülkiye Fikir Kulübü sosyalist önekini alarak ve Mahir Çayan'ı başkan yaparak kendi deyimiyle karşı devrimcileri ihraç etti. Bu ihraçtan Hür Düşünce Kulübü doğdu. Mesut Yılmaz'dan Besim Tibu'a kadar sağın her renginden öğrenciyi içinde barındıran bu kulüp, azınlıkta kalsa da geleceğin politikacılarına kaynaklık ediyordu. Şimdi gene kızacak Murat Karayalçın bana anlattın diye ama Murat Hür Düşünce Kulübü genel sekreteriydi. Benim yıllarca genel sekreterim yaptı. Ben başkandım. Lise yıllarında kendimi milliyetçi olarak adlandırıyordum. O Bozkurtların ölümü vesaire o kitapların da etkisinde kalarak o duygularla siyasal bilgilere girdim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenci temsilcisiyken de yakamda Bozkurt rozeti vardı. Bu arada sayım takımı da böyle futbol takımı sayar gibi. İkinci başkan bir ara Melih Gökçek oldu. Daimi genel muhasip Abdülkadir Aksu'ydu. Efendim
yönetim kurulu üyeleri arasında da yayın kolu başkanı mesela Mehmet Keçeciler, Veysel Atasoy, Atilla Koç yönetim kurulu üyelerimizdi. Yani bir dönemden 6 tane bakan, zaten 7 kişilik bir yönetim kuruluydu, yetişmiş oldu. Süleyman Demirel başbakan olunca Hür Düşünce Kulübü kendisini Mülkiye'ye davet etti. Demirel 1966 Mart'ında geldi. Ama solcu Mülkiye'yi ziyaret biraz zor olacaktı. İleride ülkenin asayişinden sorumlu olacak pala bıyıklı Abdülla kaplı bir genç o zaman da okuldaki asayişten endişeliydi. Tabii biraz endişeliydik. Okulda bir de o aralar solun daha ilerisi bileyim işçi partisi de çok faaldi öğrenciler arasında. Bayağı Beyce Boran taraftarları faallerdi. Bir reaksiyon olabilir endişesi taşıyorduk. Biz de arkadaşlar olarak orada bulunalım dedik ve bulunduk. Sayın Demirel geldi işte yeni başbakan. Konuşma yapacak, yapıyor. Ama bizim sosyalist arkadaşlar başladılar olmadık laflar etmeye, tezahürat yapmaya. Ata binmiş eşekler millet sizden ne bekler derlerdi. Şimdi bu laf söylenir mi başbakana? 1968'den itibaren sokakta kavgalı bir dönemin ilk yumrukları savrulurken Mülkiye hala farklı görüşten öğrenci ve hocaların aynı çatı altında uygarca tartışabildiği bir okul konumunu sürdürüyordu. Cemal Süreya'nın geleceğin erken parodisi dediği yılların Mülkiye'sinden manzaralar sunmak bile tabloyu özetlemeye yeter. ...1969 yılında bilardo oynarken pike çekip çuhayı yırttığı için Pike Mehmet lakabını alan Mehmet Ağar, yurtta sandalyelerin ayakları arasına kurulan kalelerde abileri Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir'le minyatür futbol oynuyordu. İleride İçişleri Bakanı olacak Abdülkadir Aksu, Mahir Çayan'la aynı sınıfta okuyordu. Çayan, Kızılay'da milliyetçi dergiler dağıtırken dövülen sınıf arkadaşı Murat Karayalçın'a Karl Marx okumasını tavsiye ediyordu. Sosyalist Fikir Kulübü'nün başkanı Oral Çalışlar'dı. Öğrenci Derneği'nin başkanı ise Cengiz Çandar. Derneğin Çandar'dan önceki başkanı Uluç Gürkan, Amerikan Başkanı'nın Kıbrıs özel temsilcisi Cyrus Vance'in Türkiye'ye geleceğini haber alınca öğrencileri ayaklandırıp Esenboğa Havaalanı'na karşılamaya gidiyor. Ancak uçak Esenboğa yerine Mürte'de inince ekip Mülkiye Marşı söyleyerek geri dönüyordu. Tiyatro kulübü kantinin altındaki boşlukta inşa edilen 300 kişilik salonda faaliyet gösteriyordu. Tiyatronun rejisörü, dekorcusu, kostümcüsü, oyuncusu Hans lakaplı Nuri Çolakoğlu'ydu. O yüzden Çolakyan Tiyatrosu da denen bu kumpanyada Alfons lakaplı İlber Ortaylı'nın yanı sıra Halil Ergün, Şahin Alpay, Ömer Madra, Deniz Gökçe, Tuğrul Er Yılmaz da oynuyordu. Ve bir zamanlar kara tahtaya talep eğrisini çizen hocaya ne oluyor burası matematik okulu mu diye karşı çıkan öğrenciler artık istatistik, matematik, ekonometri okuyor, Türkiye'nin en parlak öğretim kadrosundan hem eğitim hem yakınlık görüyordu. Mülkiye'de bizim çok sevgili hocamız Gözdemiz tabii Mümtaz Soysal'dı. Bayağı da kitap okuturdu yani. Zulmederdi Allah razı olsun. Sonra tabii Seha Bey çok ciddi ve sevimli bir hukukçuydu. Ki konu hiç sevimli değil, o hale getiriyor. Bilgili bir adamdı. Tabii Şerif Mardin çok iyi bir hocaydı. Yani öyle bir ders kolay dinlenmez hiçbir yerde. Tabii Halil İnalcık bizim açımızdan. Başka bölümden Nermin'i tutarlardı. Nermin Abadan çünkü çok entüzyazmı olan bir hocaydı. Sevimli hocalarımız vardı. Şimdi unuttuklarım olabilir. Tabii Tahsin Bekir Bey Balta o kendi şivesiyle fakat derya gibi bir adamdı ve çok sağlam bir mantığı vardı. Ben Karatenus şivesini dinlemekten fazla rahatsız olmadığım için onun böyle devlet sistemleri, Kara Avrupası devlet sistemleri diye başlayan derslerini gayet büyük rahatlıkla dinlemişimdir.
çok da şey öğrenmişimdir. Zaten ileride de onun kürsüsüne idare tarihçisi olarak girdim. O yılların sıcak hoca öğrenci ilişkileri bazen kimi hınzırlıklara dek uzanıyordu. Bu hınzırlıklardan biri 1968'lilerin mezuniyet balosunda yaşandı. Gecenin konuğu Emel Sayın'dı. Okulun şöhretli hocalarından Bülent Daver'in Emel Sayın hayranlığı da biliniyordu. Bunun üzerine öğrencilerden baskın oran öyle bir komplo kurdu ki 1960'lardan bugüne konuşuldu durdu. Emel Sayın çıktı. Daha şarkısına başlamadan önce biz hemen rart diye atıldık ortaya. Dedik efendim bir hocamız sizinle tanışmak istiyor. Aman iyi muamele edin yoksa imtihanlara yakın mahvoluruz. Bir başka ekip de Bülent Daver'e gitmiş. Efendim Emel Sayın sizinle tanışmak istiyor. Sizi çok merak ediyor diye. Çocuklar geldiler. Dediler hocam dediler bu Emel Sayın'la biz sizden bahsettik. Bir bekar hocamız var çok istikbali parlak. Sizi götürelim bir tanıştıralım falan dedi. Ben de peki olur dedim. Bu tarihi buluşmanın fotoğrafları o yılın Kazgan dergisinde fotoroman olarak yayınlanacak ve yıllar yılı nesilden nesile anlatılacaktı. Kansız başlayan 1968 isyanı kanlı bitti. Önce tip milletvekili Çetin Altan AP'lilerce mecliste dövüldü, sonra komando kampları kuruldu ve yükselen örgütlü muhalif hareket sokağa çekildi. 69'dan sonra artık böyle yokuş aşağı giden yüklü bir kamyon misali, freni patlayan kamyon misali artık bu iş tutulamaz hale geldi. Bu ilk defa sağın silahlanıp arkasından solun silahlanması ve de bunların silah kültürüne sahip kesimlerden gelmesi nedeniyle de bu işin hızla yuvarlanıp gitmesi üniversiteyi öğretim yapılamaz hale getirdi. Devrim dergisi çizgisinden gelen mülkiyeliler gözünü ordunun ilerici kanadına dikerken 1969 Kazgan'ında siyasi polisin ve frukoların sevgilisi olarak tanıtılan Mahir Çayan Türk Halk Kurtuluş Partisi cephesini kurdu ve silahlı mücadeleye yöneldi. Bundan sonra sadece silahlar konuşacaktı. ...1971 yılının 24 Ocağı'nda Mümtaz Soysal'ın evi bombalandı. Evde bulunmayan Soysal tesadüfen ölümden döndü. Aynı gün dönemin gözde deyimiyle Fruko diye adlandırılan toplum polisi bir grup öğrenciyi takip ederken SBF yurdunu bastı. Ama yurttakilerin barikatıyla karşılandı. 2,5 saatlik baskının ardından 400 öğrenci emniyete götürüldü. Dekan Cahit Talas genç asistanlardan yurda gidip durum tespiti yapmalarını istedi. Gidenler gözlerine inanamadılar. Yasaklar, şilteler, dolaplar, her şey ama her şey bütün şeylere, merdivenlere atılmıştı. En ufak bir şey kalmamıştı. Yani baştan aşağı korkunç bir tahribat. 5-6 hoca gittik. Aspirin aldık. Sigara aldık, götürdük çocuklara. Hepsinin her tarafı mosmorlu. Çok fena dayak yemişler. İşte o kaos döneminde fakülte dekanlığına Cahit Talas'ın yerine Mümtaz Soysal seçildi. 12 Mart'a sadece 18 gün kalmıştı. Ben 2,5 ay kadar dekanlık yaptım. 1,5 yıl hapis yattım dekan olduğundan dolayı. Şeyden dolayı yani çok öğrenci olayları oluyor. Bir sürü karmaşa öğrenciler. Ben de bazı olaylarda yani öğrenciler evet sol görüşlüyüm ama öyle serserilik demek değil solculuk. Solculuk disiplinsizlik falan demek değil. Okul okuldur. Daha iyi okul solcu olmak istiyorlarsa dersleri iyi izlemeleri gerekir falan inancında olduğum için. Yani bu öğrenciye ancak sen hakim olabilirsin diye Profesörler Kurulu'nda
Profesörler Kurulu o zaman epeyce sahada sayılabilecek bir kuruldu. Ama benden istendi. Ben de saf saf kabul ettim tabii. ...12 Mart günü asker muhtırayı verdi ve Başbakan Demirel istifa etti. Muhtıra başta solda sevinç yarattı. Mülkiyeli Atilla Karaosmanoğlu'nun başbakan yardımcılığına getirilmesi... ...ve kabinede 11'ler denilen sosyal demokrat bakanların yer alması... ...Mülkiye'de bunun bir reform kabinesi olacağı beklentisi doğurdu. Ama rüzgar çok kısa zamanda ters yöne döndü. ...17 Mayıs 1971 günü Mahir Çayan, Mülkiye'den arkadaşları Hüseyin Cevahir ve Oktay Etiman'ın da dahil olduğu bir grupla birlikte... ...İsrail Başkonsolosu Elrom'u kaçırdı. Bunu fırsat bilen askeri yönetim, tüm muhalifleri hedef alan balyoz operasyonunu başlattı. Ardından bir tutuklama fırtınası geldi. 547 aydın gözaltına alındı ve fırtına Elrom'un kaçırılışının ertesi günü Mülkiye'ye ulaştı. 18 Mayıs günü Dekan Mümtaz Soysal Büyük Amfi'de dersteydi. Dersin adı Anayasa'ydı. Tam ben anayasaya halk sahip çıkmalıdır falan derken kapı açıldı. Öğrenci işleri şefi vardı, Hüseyin Dikici. O kapıyı açtı, hocam geldiler dedi. Ben anladım kimin ne için geldiğini. Çocuklara da işte halk sahip çıkmayınca işte böyle olur deyip. Sen tiyatro yazsan böyle yani tiyatro derler. Neredeyse yani mizansen sanki ben düzenlemişim gibi işte ona böyle olur dedim. Çıktık tabii. Bir çıktık hakikaten bir albay bir arkasından gördük. Bunun üzerine spontane bir alkış patladı. Onu onurlandırmak için ve onun arkasında olduğumuzu göstermek için bir alkış patladı. Ve hemen onun arkasından askeri cipe bindirildi ve götürüldü. Cip derken işte brandalı cip hani içi gözükmüyor. Askeri cibin Siyasal Bilgiler Fakültesi tam bu merdivenlerin önünde durması ve Mümtaz Hoca'nın bizzat götürülmesini izledim orada. Tam yani bir sembol olarak bütün bu hareketlerin yılanın başı o zaman kullanılan tabirle ezilmelidir dendiğine göre benim ezilmem gerekiyordu. Mümtaz Soysal'la aynı gün Bahri Savcı ve Muammer Aksoy da götürüldü. 4 gün sonra da Cahit Talas gözaltına alındı. Bunun üzerine fakülte Sefa Reisoğlu başkanlığında 4 profesörü sıkı yönetimle görüşmekle görevlendirdi. Dönemin sıkı yönetim komutanı Semih Sancar, gözaltındaki öğretim üyelerinin salıverilmesini isteyen mülkiyelileri soğuk karşıladı. Siz kanun tanımaz bir fakültenin hocalarısınız dedi. Onlar suçsuz da biz sadist insanlar olduğumuz için mi içeri alıyoruz diye sordu. Reisoğlu, hocaların mahkeme kararıyla değil, idari tasarrufla gözaltına alınmasının ve okulda çok sayıda asker bulundurulmasının yarattığı rahatsızlığı anlattı. Ertesi gün okuldan asker çekildi. Talas ve savcı salıverildi. Ancak aynı günlerde Sadun Aren ve Mümtaz Soysal hakkında tutuklama kararı çıktı. Özer Ozankaya, Mete Tuncay gözaltına alındı. Bu kez de Fehmi Yavuz, Cevat Geray, Alparslan Işıklı, Gündüz Ökçün gibi 13 öğretim üyesi Başbakan Erim'e bir mektup yazarak arkadaşlarının salıverilmesini istediler. Mülkiyeli Başbakan Yardımcısı Kara Osmanoğlu'na giderek hiç olmazsa içerideki öğretim üyelerini ziyaret etmesini istediler. Tutuklananlar arasında hocalarım var diyen Atilla Kara Osmanoğlu da çaresizdi. Şunu söylediğini iyi anımsıyorum Atilla'nın. Dedi ki ben bile dedi şeyle gittim dedi. Bakan arabasıyla gittim dedi. Başbakan yardımcısı ya. Beni sokmadılar. Bir süre sonra Kara Osmanoğlu'nun da dahil olduğu reformcu 11'ler istifa edip ayrılacak. Askeri rejim hepten sertleşecekti. Mülkiye tamamen susturulmuştu. Hiçbir tepki göstermedi. Tamam mı? Bahri Savcı da üzüldü. Niye beni arkadaşlarım sahip çıkmadı. Yani o zannediyordu ki Bahri Savcı bütün asistanlar, doçentler toplu olacak, istifa edecekler ve şey edecekler. Bir iki kişi istifa etti. Fakülte kolektif bir şey yapamadı.
biz de yapmadık. Ben yani orada o sırada yeni doçent olmuş biriydim. Meslek hayatımın en ıstıraplı günleridir hiç kuşkusuz yani. Bir takım hocalarımızın işbirlikçi olduğunu anladık. Devlete olan inancımızı ve sevgimizi kaybettik bunun sonunda. Gençler arasında yaşlı hocalarının götürülmesine bir tepki gelişti. Fakat başka gençlerde yılgınlık yaymaya çalıştılar. Şimdi isimlerinden bahsetmeye gerek duymuyorum. Hala hocalar bunlar. Siz bu solculuğu yapmasaydınız bu hallere düşmezdik diye yılgınlık yaratmaya çalışan insanlar ve onlara yeter artık, sus artık, bari sus diyen bir takım başka genç asistanlar, işte bu ikinciler götürdüler. Fakültede oturuyorsunuz, birden bakıyorsunuz ki cipler, kamyonlar geliyor askeri. Fakülte bir düşman kalesi gibi kuşatılıyor. Şimdi bu da bir işkencedir. Ben işkence görmedim ama her gün fakülteye geldiğim zaman etrafta bir askeri cip, askeri araç var mı diye bakardım. Çünkü bunun anlamı birilerini almaya geldiler. Her an beni de almaya gelmiş olabilirler. Mümtaz Soysal, Ortam Dergisi'nde yazdığı Güzel Huzursuzluk başlıklı yazısından dolayı sorgulandı. Bu yazıda yeterli suç unsuru bulunamayınca yeni suçlama için yine işbirlikçiler devreye girdi. Yine eksik olmasın bizim meslektaşlardan biri. Ne uğraşıyorsunuz demiş. Onun ders kitabı var. O propagandadır demiş. Sonuçta dava açıldı. Yani 4 ay sonra ben birden ders kitabından dava. 4 ay boşuna yani bekliyorum nereden açılacak diye. Tabii daha ders kitabından açıldı. Ya ilk duruşmalarda çok kalabalıktı. Sonra son duruşmada da biz 2-3 kişiydik, kimse yoktu. Yani son duruşmalarda terk edilmişti. Yani bir dehşet havası da estirildi. Mümtaz Soysal o kadar ağır bir cezaya çarptırılacağını sanmıyordu. Son duruşmalardan birinde, yani tamamen anayasaya, hukuka, hukukun her şeye aykırıdır. Hemen girin odaya, hemen kararınızı bırakın, hemen verin diye yani hakimleri azarladı da. Mülkiye'deki anayasa dersi askeri mahkemeye taşınmıştı. O günlerde bazı hocalar böyle bir dönemde fakülteyi dekansız bırakmanın doğru olmayacağı gerekçesiyle seçim yapılmasını istediler. Soysal'a yargılanmaktan da ağır gelen o günlerde fakülteden birinin getirdiği dekanlıktan ayrıl mesajıydı. Hayır dedim ben, yani normal ben seçimle geldim. Seçim zamanına kadar görevde kalırım. Ben istiyordum ki o fakülte karşı koysun. Yani seçim yapılmasın. Çünkü dekanınızı siz yani haksız yere tutuyorsunuz. Çıkması gerekir ve görevinin başına gelmesi gerekir densin istiyordu. Ama işte bir arkadaş geldi, onun adını vermeyeyim. O seçimi yapmaya evet dedi falan dedi. Ben kızdım tabii de, kimse o arkadaş dedim. Yüzüne tükür benim adıma dedim. Neyse. Orada işte bir yanlış karar verilmiştir kurulda. Bu kurulun kararı iletilmiştir Mümtaz'a. Mümtaz da buna karşı koymuştur. Duyduğumuza göre ben şey yapmadım. Onun üzerine yeni bir dekan seçimine gidildi. Yani demokrasiyi savunan, özerkliği savunan bir fakültenin böyle bir kararda şey yapması çok sakıncalıydı. Ben Mümtaz için de duygusal olarak üzülmüşümdür ama yapılacak bir şey yoktu. Elrom bir hafta sonra ölü bulundu. İki mülkiye öğrencisi Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir bir rehineyle sığındıkları Maltepe'deki evde kıstırıldı. Cevahir orada, Çayan Kızıldere'de öldürüldü. Mümtaz Soysal ders kitabında komünizm propagandasından 6 yıl 8 aylık hapis cezasını çekerken Mülkiye'de yeni dekan seçildi. Mülkiye'nin hedef haline gelmesi, kurtarılmış bölge ilan edilmesi, fakültedeki işgaller ve işgali kırmak için yollanan sağcı polisler yüzünden hocalar bile okula gelemez olmuş, öğrenim fiilen durmuştu. Öğretim kadrosunun yarıya yakınını kaybettiği o dönem Mülkiye'ye büyük darbe vuracak,
fakülte bu zorlu dönemden dekanıyla birlikte yurdunu, itibarını, yapımına imza attığı anayasayı ve özerkliğini de kaybederek çıkacaktı. Mehmet Baydar, Mülkiye'nin 1964 mezunuydu. Los Angeles'ta başkonsolostu. Bahadır Demir ise ondan 2 yıl sonra mezun olmuştu, Baydar'ın yardımcısıydı. 27 Ocak 1973 günü 77 yaşındaki Mıgırdıç Yanıkyan tarafından öldürüldüler. Bu cinayet tam 20 yıl sürecek bir suikastlar zincirinin ilk halkasıydı. O günden sonra kanlı Asala saldırılarında Türkiye 35 diplomatını, görevlisini, yurttaşını yitirecekti. Öldürülenler içinde Mülkiye'nin Baydar ve Demir'le birlikte 6 şehidi vardı. Paris Çalışma Ateşesi Reşat Moralı, Paris Büyükelçisi İsmail Erez, Beyrut Başkatibi Oktar Cirit, Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak. ...1976 yılı Nisan ayı. Maltepe'deki bu büyük mitingle camiye getirilen cenaze bir Mülkiye öğrencisine ait. Adı Hakan Yurdakuler. 27 Mayıs'ı yapan Milli Birlik Komitesi üyelerinden tabii Senatör Muzaffer Yurdakuler'in oğlu. 8 Nisan günü Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde vuruldu. Olayın olduğu gün biz sabah okula giderken okulun etrafını polis sarmıştı. Hepimizi yeniden birlikte aradılar. O şekilde biz okula girdik. Ve sonra okulun etrafının faşistler tarafından sarıldığı haberi bunun içine geldi. Biz arkadaşlarımızın dışarıya çıkmamasını istiyorduk ama belli bir grup insanları aldı, sürükledi dışarıya. Dışarıya ilk çıkan insanlar dışarıdan tarandılar. Hakan yaralıydı. 3 saat süren o çatışmada Mülkiye'yi saran komandoların kurşunlarıyla yaralanan Hakan kaldırıldığı hastanede öldü. Protesto yürüyüşünde 2 öğrenci daha öldürüldü. Karşıyaka mezarına kadar işte çok uzunca bir yol yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Ama yani çok büyük bir kayıptı. Hakan olsun, Ali Fatih olsun, diğer arkadaşlarımız olsun gerçekten bu ülkenin geleceği için çok kolay yetişmeyecek insanlardı. Bu saldırıları yapanlar, yaptıranlar, insanları bir yollara şey yapan politikacılar çok büyük suçu günahı var. Demirel'in başbakanlığındaki Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin iş başında olduğu o yıl saldırılarda ölenlerin sayısı 100'ü aştı. Türkiye tarihinin en kanlı sayfasını aralamaya başlamıştı. ...1977'de kanlı 1 Mayıs'ta büyük saldırı başladı. O yılki olaylarda 250 kişi öldü. 1978'de ölü sayısı 1200'e aşacak, 1979'da 1500'e ulaşacaktı. ...16 Mart'ta İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin üzerine bomba atıldı. 7 öğrenci öldü. Ardından Ankara'da 7 tipli genç katledildi. Sonradan aynı çeteye ait aynı tetikçilerce gerçekleştirildiği ortaya çıkan suikastlarda akademisyenler, aydınlar, yazarlar, politikacılar öldürüldü. Maraş'ta, Çorum'da mezhep çatışmaları kışkırtıldı. Şimdi Türkiye, kanlı caddeler, kurtarılmış bölgeler, paylaşılmış üniversiteler, boykotlar, grevler, cenazelerle dolu dizgin 12 Eylül'e gidiyordu. Bizim dönemimiz iki darbe arası bir kuşak. Maalesef yok edilmek istenen, yok sayılmak istenen bir kuşak. Yani 12 Mart sonrasında baskıyla başlayan ve 12 Eylül'de baskıyla biten ve sürekli silahlı saldırılara, siyasi baskılara maruz kalan, işte
birçok arkadaşımız okul döneminde veya okul sonrasında, 12 Eylül sonrasında cezaevlerinde yıllarca kalmak durumunda kaldı. Tek suçumuz yeni bir dünya istememizdi. Ali Fuat Okan, Hakan Şenyuva, Adil Olcay, Şevki Kobal, Bahri Gürpınar. Türkiye'yi kana boğan 70'ler, Mülkiye'den de Hakan Yurdakuler'den sonra 5 ismi daha almış, siyasalı hiç olmadığı kadar siyasallaştırmıştı. Kantinde, sınıfta, bahçede artık neredeyse sadece siyaset konuşuluyor, okulun duvarları afişlerle, sloganlarla kaplanıyordu. Dev gençin kalesi sayılan Mülkiye, sadece öğrenciler için girmesi bile zor bir okul olmuştu. 1977 mezunu Abdüllatif Şener, Seha Meray'ın cenazesinin kaldırıldığı gün fakülte kapısında kendisine kimlik soran solculardan Mülkiye merdivenlerini atlayarak kaçışını hala unutamıyor. İlk merdivenlerden atlar atlamaz arkamdan yakalayın faşisti diye bir bağırdılar. Derken bahçede hızlı erkekli dolaşan, oturan, konuşan o grubun hepsi birden ayaklandı ve beni yakalamak için hemen harekete geçtiler. Fakat hiç aldırış etmeden caddeye doğru son sürat koşmaya devam ettim. İlk ikinci merdivenleri de geçtim. Üçüncü merdivenleri geçerken biri ayağını uzattı. Çelme takmak için. Ayağını uzattığını gördüm ama buna rağmen takıldım ve düştüm. Elimdeki kitaplar falan dağıldı. Çok şey düşündüm. Bir ara kitapları toplasam mı diye düşündüğümü hatırlıyorum ama ya kitapları toplayacak zaman mı? Yani her an bir kurşun gelebilir diye düşündüm. Kalktım son süret, son merdivenlerden aşağıya hızla indim, ta caddenin karşı tarafına geçmişim o hızla. Mesela bazı dersleri şey diye, yine büyük amfide yapıyordum, kapı açık duruyordu. Benim açıma giren yerde, şöyle şeyi göz önünde tutarsam, kapıdan biraz dışa dönük açıda da bir manga asker duruyordu, başlarında da bir üsteğmen. Olay çıkarsa ben işaret edeceğim, şey yapacak falan, müdahale edecek diye. Öyle dersler dahi yaptık yani. Kimler geçmedi ki Mülkiye'de 70'lerin sıralarından? İşte 1971 girişli Abdullah Öcalan. Okul yıllığı onun mahkemelerden ve cezaevinden fırsat buldukça okula geldiğini yazıyor ve o sıralarda dev genç saflarında olan Öcalan'a mücadelesinde başarılar diliyor. Mülkiye'den terk Öcalan'ın sınıfında daha sonra Cumhurbaşkanı olacak Fahri Korutürk'ün oğlu, Türkiye'nin gelecekteki Paris Büyükelçisi Hüseyin Selah Korutürk'le siyasete atılacak Gökberk Ergenekon da var. Yıllar sonra Hizbullah'ın lideri olarak ortaya çıkacak ve çatışmada öldürülecek Hüseyin Velioğlu da o dönemin Mülkiyelileri arasında. O da ileride ölüm fermanını imzalayacağı Konca Kuriş'in ağabeyi Mehmet Genç'le aynı sıralarda okuyor. Kuruluşundan beri devlete sadık bürokratlar yetiştiren Mülkiye, artık onlarla birlikte devletin en radikal muhaliflerini de bünyesinden çıkarmaya başlamıştı. Okulun amentü sayılan kamu çıkarı kavramı 60'larda eleştirel düşünceyle buluşunca bu sentezi yaratmıştı. Evet, doğru. Biz hiçbir zaman devlet yıkılsın, bilmem ne olsun demedik. Devlet adam olsun diye. Bizim devletten anladığımız, vatandaşı ezen o cehennemi mekanizma değildir. Vatandaşlar arasındaki farklı düşüncelerde tarafsız davranıp herkesin fikrini söyleyebildiği ve kaba kuvveti içine katılmasını engellediği devlettir. Bu anlamda tabii ki hepimiz devletimizi severiz. Fakat bunun böyle olmaktan çıktığı anda devleti biz babamız gibi değil, annemizin kocası gibi görürüz. Mülkiye'nin bu anlayışla devlet saflarından muhalif saflara kayması, Mülkiyelileri de sakıncalılar listesinde baş sıralara koydu. Diplomat, bürokrat, kaymakam olmalarına engel kondu. Artık iş istemeye ya da askere gittiklerinde Mülkiyelilik avantaj değil, dezavantaj olmaya başlamıştı. Polatlı Topçu Mektebi'nden ayrıldık. Genelkurmay'ın en mahrem bilmem ne şeylerle iştigal eden plan program prensipler arasında verdiler. Her gün salavat getiriyordum ama korkudan.
Ha dosyam geldi, ha dosyam gelecek bilmene falan diye. Allah'tan bizde bürokrasi çok namuslu olduğu için dosyam Genelkurmay'daki işe başladıktan 5 ay sonra geldi. Zaten o arada ben çok büyük hizmetler gördüm. Bana taltifname verdiler. Rengarenk böyle madalya falan verdiler. Kürt dosyam geldi. Paşa da şaşırdı. Tamam, beni çağırdı. Ya dedi, sen ne biçim bir adamsın? Ya anlat bakalım. Bu arkandaki adamı hakkında ne düşünüyorsun? Döndüm, Atatürk var. Şeyli böyle. Kendimi koyverdim. Bakın. Babam çobanken bu adamın himmetiyle yetimler mektebinde okumuş. Ben de bu devletin parasız yatılı şeysiyle okudum. Onun için de izin verirseniz hiçbir kötü niyet taşımadan söylüyorum. Benim gibi insanların üstüne yağan ilk ve son rahmet bu adam. Daha ne söyleyeyim? Hadi git işte boş ver. ...1970'ler kapanırken bu kez Mülkiye'ye bağlı basın yayın yüksek okulu panzerlerce kuşatıldı. Basın yayınları okulu çembere alan polisin elinden kurtaran yine hocaları Profesör Mümtaz Soysal oldu. Gazetelerinde gün gün ölü yaralı rakamları yayımlanan 70'li yılların sonuna gelinmişti. 12 Eylül'e öğrencileri gibi Mülkiye'de yara bere içinde girecek ve 1980'lerle gelenlerden sonra Mülkiye'nin de Türkiye'nin de toparlanması çok uzun yıllar alacaktı.